Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri elinizde çürüyen, yaprakları solan ve sararan orkidelere nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Elimde gördüğünüz orkidenin bütün yaprakları sarardı ve artık sağlıklı yaprak kalmadı. Böyle bir durumda orkidemizin köklerine bakmamız gerekiyor. Köklerinin de büyük bir çoğunluğunun çürüdüğünü saksı dışından anlayabiliyoruz. Bütün yaprakları sararan orkidenin gövde kısmından kesebilirsiniz. Gövde kısmının çok zarar vermeden sadece bakın üst yaprakları kestim, gövdeden ayırdım. Gövde kısmından tekrar yaprak çıkarmayacağı için bunu kestim. Özellikle orkidelerin yapraklarının böyle sararmasının nedeni mantar hastalığıdır. Mantar hastalığının ise en büyük nedeni fazla yapılan sulamalardır. Fazla yapılan sulamalar sonucu orkidenin gövde kısmından sararmaya başlar ve hızlıca bütün yapraklarını döker. Ve bu şekilde genelde kökleri kalır. Bu tarz orkidelerde yapmanız gereken orkidenin köklerini temizlemek. Bu orkideyi yeniden canlandırabiliriz. Bu mümkündür. Şu anda yapmamız gereken tamamıyla kuruyan ve artık sağlıklı kökü neredeyse kalmayan bu orkidenin toprağını değiştirip köklerin gelen durumuna bakacağız. Köklerini topraktan ayırdım. Şimdi yapmamız gereken ikinci aşama kökleri yıkamak. Kökleri daha iyi görebiliyoruz. İç kısmı çürümüş. Şimdi orkidemizin çürüyen köklerini temizleyeceğim. Evet, orkidenin köklerini dezenfekte etmek için zencefil kullanıyorum. Zencefilin dezenfekte etme özelliği var ve aynı zamanda vitamin ve gübre desteği de sağlar. Zencefilin kabuklarını soyup daha sonra rendeleyeceğim ve orkidemi dezenfekte etmek için kullanacağım. Rendelediğim zencefili suyla beraber bardağın içerisine koydum. Üzerine su koyuyorum. Normal arıtma suyu ya da çeşme suyu koyabilirsiniz. Ve bunu 30 dakika kadar bekleteceğim. 30 dakika beklettiğim zencefilli suyum hazır. Şimdi bunu daha önceden doldurmuş olduğum 2 litrelik suyun içerisine ilave ediyorum. İçerisindeki tanelerin yapışmaması için süzgeç kullandım. Ve orkidemin köklerini içine koyuyorum. Hem hastalıkların durması, böceklenme varsa, çürüme varsa bunların durması için yine 1 saat bekleteceğim. Bu esnada orkidemin
toprağını ben atmadım. Bunu dezenfekte edip tekrardan kullanacağım. Orkide toprağını dezenfekte edebilirsiniz. Bunun için bulaşık deterjanı kullanıyorum. Çok az bulaşık deterjanı koyup biraz elinizde köpürün. Ve bunu da bir 30 dakika kadar beklettim. Şimdi süzüyorum. İyice durulamanız gerekiyor. Çeşme suyun altında iyice durulayın. Dakika suyun içerisinde beklettiğim orkidemin köklerini çıkarıyorum. Yeterince dezenfekte oldu. Şimdi yeni bir saksıya ekeceğim. Saksısını güzelce yıkayıp en altına yıkadığım kil bilyelerini koyuyorum. Daha sonra bu orkidemi içerine yerleştirip hem çam kabuğu hem de yosun kullanacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Artık dikim işlemini tamamladım. Bakın kökleri kenara getirmeye çalıştım. Çünkü sulama zamanını köklere bakarak yapacağız. Hem yosun hem çam kabuğu hem de kil bilyesi kullandım. Orkidemi içeri aldım ve özellikle kestiğim yere çok az bir toz tarçın dökeceğim. Buradaki tekrar çürümenin devam etmemesi için. Gördüğünüz üzere ölçü olarak bu kadar koyuyorum. Şimdi orkidemizin daha hızlı yetişebilmesi için üzerine bir poşet geçireceğim. Böylelikle sera ortamı oluşacak ve keyiki çıkarmasını kolaylaştıracak. Ve daha sonra sizlerle orkidemin gelişimlerini tekrardan paylaşacağım. Orkidem gördüğünüz üzere hem keyike çıkardı, 3 tane yaprağı var hem de yeni kökler çıkarmaya başladı. Bu yöntemde orkideniz kısa sürede keyike çıkarmaya başlar. Bu işlemin bu aşamaya gelmesi 3 ayı bulur. Bu şekilde köklenmesi ve yaprak çıkarması. Özellikle bu aşamada dikkat etmeniz gereken bol ışık alan bir pencere kenarına bırakmak ve orkidenin kökleri beyaza döndükçe su vermeniz gerekiyor. 20 günde bir sıvı bitki besinleriyle de destekledim. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın.